Semiha'nın Dünyası adlı kanalımdan selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi dolu dolu tam kıvamında nefis mantar çorbası tarifim var. Mantarlarımı önce sirkeli suda beklettim. Burada 10-12 tane mantar var. Eğer sizin mantarlarınız iri ise 7-8 tane yapmanız yeterli olur. Benimkilerin bazıları çok ufaklıydı. Üzerleri çok topraklı olduğu için iyice sürterek yıkadım. İsterseniz siz limonlu suda da bekletebilirsiniz daha beyaz olması için. Mantarları 1-2 saat öncesinden yıkarsanız süzgeçte suyu iyice süzülür. Bir tane küçük soğanım, bir diş de sarımsağım var. Ben hemen hemen her yemekte ve bazı çorbalarda sarımsağı seviyorum. Çok az da olsa, yani 1-2 diş dahi olsa koyuyorum. O çorbanın yemeğin lezzetini daha da lezzetli hale getiriyor. Yemeğin içinde piştiği için de çok koku yapmıyor. Üstelik doğal antibiyotik. Ben bu arada soğanlarımı çok küçük olacak şekilde doğradım. Sarımsağı da küçük küçük doğruyorum. Tenceremi ocağıma aldım. 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı döküyorum. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı da tereyağı aldım. Yağım biraz kızdıktan sonra doğradığım soğan ve sarımsakları tencereme alıyorum. Soğanlar ölene kadar kavuracağım. Şöyle bir karıştırdıktan sonra ocağımın altını kısıyorum. Soğanlar kendi kendine kavrulurken ben mantarları doğrayacağım. Mantarların da suları iyice süzüldü. Mantarları da böyle çok ince doğruyorum. Soğanlarım kendi halinde 3-4 dakika ölene kadar iyice kavrulduktan sonra üzerine doğradığım mantarları döktüm. Ben burada kameramı çalıştırmayı unutmuşum. Çalışıyor zannettim. Sonradan fark edip hemen açtım. Ben yüksek ateşte mantarlarımı karıştırarak kavurdum. Bakın artık sulandı. Şimdi suyunu çekene kadar biraz soğanlarla beraber pişireceğim. Mantarlarım suyunu daha çabuk çeksin diye ben tenceremin kapağını kapatmıyorum. Zaten mantarları da çok ince doğradığım için çabuk pişecektir. Bakın mantarlarım suyunu çekmeye başladı. Çorbamın üzerine biraz karabiber kırıyorum. İsterseniz böyle yarım çay kaşığı kadar toz karabiber de ekleyebilirsiniz. Mantar çorbasına karabiber çok yakışıyor. Biraz da böyle karabiberle beraber çeviriyorum. Şimdi 3 yemek kaşığı un ekliyorum. Unun çiğ kokusu gidene kadar kısık ateşte karıştırarak kavuruyorum. Unla beraber mantarlarım iyice toplandı. Şimdi üzerine 1 su bardağı soğuk su ekleyip biraz açacağım kıvamını. Karıştırmaya devam ediyorum. Biraz kıvam aldıktan sonra bakın yine toplandı. Suyunu tamamen ekleyelim artık. Karıştırarak yavaş yavaş suyumu ekliyorum. Şimdi 4 su bardağı su ekledim. Daha önce de 1 su bardağı eklemiştim. Toplamda 5 su bardağı oldu. Yani yaklaşık 1 litre kadar su ekledim. Böyle dolu dolu kıvamlı bir çorba oluyor. Siz daha duru istiyorsanız biraz daha fazla su ekleyebilirsiniz. Çorbam kaynadıktan sonra şimdi sütünü ekliyorum. 1 su bardağı ekledim. Şöyle bir karıştırıp yine kaynamasını bekleyeceğim. Çorbam kaynayana kadar ocağımın altını açıyorum ama kaynadıktan sonra kısıyorum. Kısmayı unutmayın, yoksa çorbanız taşabilir. Bakın kaynamaya başladı. Artık arada bir karıştırarak özleşene kadar kaynatacağım. Çorbama bir tatlı kaşığı da tuz atıyorum. Çorbamı arada bir karıştırdım. Kısık ateşte iyice özleşene kadar 25 dakika kaynattım.
Çorbamı iyice özleşene kadar kaynatıp altını kapattım. 10 dakikada dinlendirdim. Ramazan'da çorbaları biraz daha geç pişiriyorum aslında. Böyle sıcak sıcak yiyebilmek için. Ama şimdi çekim yaptığım için biraz daha erken pişirdim. Şimdi tadım testi yapamadım. Akşam iftarda bu çorba kapış kapış yendi. Biraz daha olsaydı inanın yenirdi. Çok lezzetli bir çorba oluyor. Tenceremin kapağını kapattım. İftara ben çorbamı tekrar ısıttım. Bakın kıvamı bu şekilde. Akşam biraz daha koyu kıvamlıydı. O halinde size göstereceğim. Kısa bir çekim yaptım yine. Üzerine de tereyağı kavurdum. Böyle biraz da kuru nane atın içine. Çok lezzetli oluyor. Acı sevenler pul biber de ekleyebilir. Sütlü mantar çorbası tarifim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğeni yapmayı, yorum yazmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Çorbamın akşamki kıvamını siz izlerken artık videoma son vereceğim. Herkese hayırlı Ramazanlar, mutlu, huzurlu, sağlıklı günler dilerim. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.